Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda fakirler için 1 liraya, zenginler içinse 80 liraya satılan patates kızartmalarını yiyeceğim. Fakir yemekleri serisini çok sevdiniz ama kusura bakmayın, midem çöp tenekesi gibi oldu. Sonuçta zengin bir YouTuber'ım. Zengin yemekleri yemek benim de babamın ak sütü gibi helal. 1 TL'lik patates için mahalledeki fakir insanların alışveriş yaptığı markete gideceğim. 80 TL'lik zengin patatesini de Zengin Sepeti uygulamasından sipariş edeceğim. Evet bakın. Zengin Sepeti uygulamasına girdim. Bir tabak patates 80 lira. Siparişi veriyorum. Siparişi tamamladım. Vallahi yazık ya. Resmen kazık yiyorum. Arkadaşlar 80 liraya en az 300 kilo afyon patatesi getirip 50 tencere patates kızartması yapabilirim. Sipariş vermemi istediğiniz başka zengin yemekleri varsa hemen yorumlara yazın. Bir de sizin için 80 liramı patatese gömdüm. Eşek değilsiniz artık, videoya bir like atarsınız. Tabi hala kanala abone olmayanlar da varsa hemen aşağıdaki butonlardan abone olsunlar. Siparişimizi beklerken vakit kaybetmeyelim ve hep beraber 1 liralık patates için fakir marketine gidelim. Ne yalan söyleyeyim, şu maskeler çok iyi oldu. Çünkü fakir marketleri çok pis kokuyor. Su parası çok gelmesin diye banyo yapmayanlar bile var. Zengin mahallesinde oturduğum için fakir marketleri bize biraz uzak. Bayağı yürümem lazım. Aha, bizim mahalle zengin dedim ya. Bak, geri zekalı zenginin biri Fanta'yı yola bırakmış. Oha, o ne lan? Arılar birlik olmuş, kapağı açmaya çalışıyor. Açtılar lan. Yemin ederim Fanta'nın kapağını açtılar. Buradaki arılar bile akıllı. Bakın, size yararlı bir bilgi daha vereyim. Zengin mahallelerinde çöp tenekelerinden çok güzel yiyecekler ve değerli eşyalar bulabilirsiniz. Hemen şu karşımdaki çöp tenekesine beraber bakalım. Oha, o ne lan, 100 lira var. Zenginler eskiyen paralarını da çöpe atıyorlar. İşte böyle de aptallar. Bu paraya fakir marketinin yarısını satın alabilirsiniz. Karşımda bir çöp tenekesi daha var. Bakalım oradan ne çıkacak. Gerizekalının biri buraya afyon patatesi atmış. Fakir marketine gitmeme gerek kalmadı. Elimdeki patatesle 0 liralık patates kızartması yapabilirim. Bakın, patates çırılçıplak oldu. İnşallah bütün mikroplarından arınmıştır. Soyduğum patatesi de küçük küçük Çinli şeysi gibi doğrayacağım. Sakın zenci şeysi gibi kocaman doğramayın. Bakın, hepsi bu şekilde olduktan sonra onları bir kaba koyacağım. Ve daha sonra da üstlerine sadece bir damla yağ damlatacağım. Çünkü fakirlerde fazla yağ bulunmaz. Yağ da çok pahalı olduğu için en fazla bir damla damlatmam lazım. 10 dakikaya kadar çöplük patateslerimiz hazır olur. Kapı çalındı. İnşallah 80 liralık zengin patates kızartmam gelmiştir. Oha, bu ne lan? Zenginlere kurye diye manken gibi hatun göndermişler. Buyurun Engin Bey. Zengin patatesinizi getirdim. Hoş geldin, hoş geldin. İstersen gel içeri, beraber yiyelim. Teşekkür ederim. Daha gitmem gereken çok zengin var. Tamam, ver o zaman patatesimi. Al sana 100 lira da bahşiş, 100 TL. Ah, hadi görüşürüz, bay bay. Patatesi de manken gibi hatun getirdi arkadaşlar. Çöpten bulduğum 100 lirayı da ona bahşiş olarak verdim. Ne demişler, çöpten gelen çöpe gider. Paketim geldi, çok da acıktım. Bir bakalım içinde neler var. Arkadaşlar inanmıyorum, adamlar içine bir sürü sos koymuş. Patatese bakar mısınız? Resmen öküz doyuran gibi patates göndermişler. Bir tencere patates. Barbekü sos. Ballı hardal. Apacı sos. Ketçap, hem de %100 organik ketçap. %100 organik mayonez de var. Bu neymiş lan? Arkadaşlar adamlar soya sosu bile göndermiş.
Ben bunların hepsini yemeği yedikten sonra Letgo'da ikinci el olarak 150 liraya satarım. 70 lira da bana kalır. Kârım olur. Ne kadar da zekiyim baksanıza. Şimdi sizin için hemen bir tane yiyeceğim. Aa, acayip bir şey lan, çok lezzetli. Bakın şimdi. Sesi duyabilecek misiniz acaba, çok merak ediyorum. Kıtır kıtır arkadaşlar. Patatesin en güzel yerinden yapmışlar. Size acıdım lan. Kesin canınız patates çekmiştir. Canı patates çekenler hemen aşağı yorumlara zengin patatesi istiyorum yazsın. Yorumların arasından çekiliş yapacağım ve 3 kişiye 80 liralık bu menü zengin patatesini göndereceğim. Hadi yine iyisiniz. Biraz da şu ballı hardal ve barbekü sostan yiyelim. Oh, hardal o kadar güzel kokuyor ki anlatamam arkadaşlar. Çok fakir insanlar var. Bazıları ballı hardalın kokusunu bile bilmiyor. Bakın arkadaşlar, hardal ve barbekü sos acayip güzel bir karışım olacak şimdi. Gerçi bu sosları getirmeseydi de benim dolabımda da bir sürü sos vardı. McDonald's sağ olsun, hepsini oradan... Ağzımdan düştü. Fakir patatesim de kızarmıştır. Belki de yanmak üzeredir. Hemen gideyim ve fakir patatesimi getirip yemeye başlayayım. Evet arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Sonuçta çöpten bulduğum patates. İnşallah kalın hastalığa yakalanıp AIDS, bel soğukluğu falan olmam. Sizin için bildiğiniz çöplükten çıkan patatesi yiyeceğim lan. Aranızda hala like atmayan at suratlı herifler varsa utansınlar. Tabi kanala abone olmayanlar da hemen aşağıdaki butonlardan abone olarak bildirimlerini açmayı unutmasın. Oğlum bu nasıl bir lezzet lan? Acayip güzel. Resmen 80 liralık patatesle aynı arkadaşlar. Yemin ederim ben kazıklandım. Çöpten bulduğum patatesle 80 liralık patatesin tadı aynı. Bunların hepsini bir insan gibi yiyeceğim. Bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Geberiyorum herhalde. Bu patates radyasyon yüklü olabilir. Arkadaşlar ben tuvalete midemi yıkamaya gittiğimde kedim Hayko gelmiş ve bu radyasyon yüklü patateslerden yemiş. Gözleri de kör olmuş. Ne yapacağız bilmiyorum. Hayko, Hayko bak şuraya, kameraya bak. Hayko, arkadaşlar çok kötü durumdayız.